Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere çift sağanlıklı bir merdiven yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi merdivenimiz bu. 10 basamak birinci araya vermiş. 6 basamak ikinci araya vermiş. İkinci sağanlıktan sonra da bir 10 basamak daha vermiş. Toplamda 10, 16, 26 basamağımız var arkadaşlar. 4.30 bizim kat iktifamız. 26 basamak hesapladım ben. 16.5 sandım geliyor ruhların arası. 16.5 geldiğine göre 10 tane basamağımız var ilk sağanlığa kadar. 10 çarpı 16.5 165 santim yapıyor arkadaşlar. Ben buradan 165 santimi aldım. Bizim beton üstü burası arkadaşlar. 13 santim betonumuz var. 2 de döşeme payı. 14 santim aşağıdan aldım. Şu bizim ruhların üstü. Ruhun üstünden kızağın geldiği yer 28 olması lazım. 16.5 basamak, 12 de şey 28.5 gelmesi lazım. Ben bunu da çizdim arkadaşlar. Size ruhların yerlerini göstermek istiyorum. Metremi buraya koydum. Birinci basamak. Ben noktaladım bunları. Ben daha önceden de anlatmıştım bunları. Bazı arkadaşlar anlamadı. Bunları böldüm ben aralarını. 33.2 milim geliyor. 33.2 milim. 66.4 milim. 99.8 milim. Böyle bu şekilde noktaladım. Bunların dikeylerini çizdiğimiz zaman da arkadaşlar asla ve asla hiçbir basamak bir diğer basamaktan farklı olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu topuktan da size bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim merdivenimizin birinci basamağı çiliş perdemizden 25 santim içeriden başlıyor. Bunun ilk kızağı buralarda bir yerde başlaması lazım. Buradan başlarsak sıfırdan kalıpları sokma imkanımız da yok. Merdiven de iyi bir şekilde oturmaz. Onun için şöyle bir pabuç şeklinde topuk dediğimiz bir ara yapıyoruz buna. Biraz geriden başlıyoruz. Hem kalıplarımızı rahat sökebilmek için hem de merdivenimizin rahat bir şekilde oturabilmesi için arkadaşlar. Kızağımızı yaptık, yerlerine koyduk. Birinci sağanlığımızı yaptık. Basamakların aralarında bakalım. Ben rıhları size çizimini anlatmıştım. Gördüğünüz gibi 29. 29. 29. 33.2 geliyor. O yatay ölçüdür arkadaşlar. Hiçbir zaman onu kafanızı karıştırmasın. Normal basamaklarımızın arası bizim 2.61 geliyor. Birinci ruhla 10. ruh arasındaki mesafe. Onları ölçtüğümüz zaman da 29 santim geliyor basamakların arası. Biz çizdik, 29 gayet güzel de geldi arkadaşlar. Şimdi buranın döşemesi var. Ben ikinci sağanlığa başlayayım. Aşama aşama sizlere anlatacağım arkadaşlar merdivenimi. Ve şunu da diyeyim size, her zaman projeler doğru olmayabiliyor. Burada da gördüğünüz gibi merdiveni başlangıcını sıfır vermiş perdeye. Oysa sıfır olma şansı yok. Niye yok? Nereden anladın diyeceksin. Burada da olma şansı yok. Burada da sıfır vermiş neredeyse. 5 santim falan bir pay varmış, var yokmuş gibi bir şey. Yukarıda bizim 25'lik kirişimiz var arkadaşlar. Hem burada var hem bitim noktasında 25'lik kirişimiz var. Onun için başlarken de 25 santimden başlamamız lazım. Biterken de 25 santimden bitmesi lazım arkadaşlar. Demek ki neymiş? Ustalık önemli bir şey. Her zaman projede doğru olmayabiliyor. Projede de hatalar olabiliyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi bizim birinci sağanlığımız 165'ti. 10 tane basamağımız var. 16.5'tan 165 santim. Burada da 6 tane basamağımız var. Toplamda 16 basamak ediyor. 2.64 da buranın yüksekliği. Bundan sonra da 4.30'a çıkıyoruz. 10 basamak da orada var arkadaşlar. Nasıl yaptık? İzgaralarımızı, kızaklarımızı koyduk. Altlarına mayalar, direkler vurduk. Güzelce. Kanatın dibini takviye ettik güzelce. Arkadaşlar. Burada da sağanlığımızı yaptık. Bulan döşemesini yapacağım. Ben yapmadan önce nasıl yaptığımı göstermek için. Buranın döşemesi, burada bir kızağın kayma yeri var. Bura kapanacak. Buraya kadar döşeme olacak. Şuraya kadar döşeme olacak. Yani şu şekilde komple döşeme olacak. Öyle diyeyim size. Yani buraya kadar şöyle döşeme olacak.
Buraları da yine mahyalarını koydum, direklerini taktım. Buranın sağlığında yaptım. Aynı şekilde burası, şu en yukarıyı size anlatmak istiyorum. Diğer merdivenlerde normalde 30 sandım olan kızak, bu tip asmalin olan yerlerde yoktur arkadaşlar. Çünkü niye yoktur? 30 sandım buranın tabliyesi var. Biz buraya 20 sandımlık bir kanat taktık. 2 sandım döşeme geliyor, 22 sandım. Geriye kalıyor 28 sandım. 16 sandım basamak, 13 sandım beton. Yani 16-16.5 işte yani. 16.5 basamak, 12 sandım beton. 28'de tamamlanıyor arkadaşlar. Birazdan rıhlarını size anlatacağım. Evet arkadaşlar, merdivenimizin döşemesini yaptık. Bu klebalar da rahat rahat inip çıkmak için. O görmüş olduğunuz çizgiler bizim bu ikinci sandığımızın, kızağımızın ilk rıhları. Burada altı basamağımız var. En son basamak burası. Biz bunları şimdi aralarını ölçeceğim. Ona göre rıhlarımı çizeceğim arkadaşlar. Sonra da demir ortunuzu da rıhlara çekeceğiz. Epoksiler yapılacak. Demir koyacağız kenarlara. Burası dediğim gibi en son çıkış. Burada 12 sandım beton var. Ondan sonra da rıhımız var. Toplamda 28 ediyor. Burası döşemeden 2 sandım yüksek. Ben kenarlara basamaklı kanatlar kesip ayarlayacağım arkadaşlar. Onları da rıhları göstereceğim sizlere. Arkadaşlar biz basamağımızın birincisini 25 sandım içeriden çaktık. Yukarıda da kirişimiz var, söylemiştim. Terazisini aldık, çaktık. En üst basamağımıza çaktık. 10 tane basamak var burada. 8 tane basamağı da araya koyduk ki iplerin altına kolları sokmak zor olacağı için hepsini ayarladık. Hatta çakacağımız beton sıvılarına kadar hepsini hazırladık. Şimdi kaldırıp kenarları rıh yerlerini çizmişiz zaten. Kaldırıp rıh yerlerine çakacağız arkadaşlar. Hepsinin yerleri çizilmiş ölçüsünde. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sonra da takviyelerini vuracağız. Evet arkadaşlar, biz merdivenimizi bitirdik. Bu en alt basamağı bir tane akış tüvelledim. Ben kayıtlarını çaktım. Sağlı sollu klebalarla beraber. Klebaları da iki tane de bir yollara çaktım arkadaşlar. Yukarıdan da yol takviyesini bağladım. Bu şekilde aynı dipten sağlığa takviye ettim. Yukarıdan yer takviyesi yaptım. Gördüğünüz gibi hepsini aynı şekilde bağladık. Merdivenimizi bitirdik. Gayet güzel bir merdivenimiz oldu. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.